arkadaşlar rüzgar çeşitlerinin son çeşidi olan yerel rüzgarlardayız. Bunları sıcak yerel rüzgarlar başlığı altında incelemeye başlayabiliriz. Birinci rüzgarımız Sirokko. Sirocco'nun genel özellikleri nelerdir? Hemen bir göz gezdirelim. Büyük Sahra çölünden Akdeniz kıyılarına doğru esen sıcak ve kuru rüzgarlardır. Fas, Tunus, Cezayir gibi alanlarda oldukça etkili olan rüzgarlardır. Bitkiler üzerinde olumsuz etki yaparlar. Çünkü oldukça sıcak ve kurak rüzgarlar. Hamsin ikinci rüzgarımız Büyük Sahra Çölü'nden Akdeniz kıyılarına eserler. Çok kuru ve toz yüklü rüzgarlardır. Libya ve Mısır'da etkili olan rüzgarlardır. Fön rüzgarı aslında çok önemli ve yine karşınıza çok soru çıkartacak. Eee rüzgarlardan bir tanesi de fön rüzgarı tamamen yerel etkiye sahip. Fakat fakat bir farklılıkla arkadaşlar fön rüzgarının üzerinde detaylıca durmaya çalışacağız. Bakın şimdi ben burada bir dağ kütlesi ve yan taraflarında iki farklı hava alanları oluşturdum. Şimdi burada denizimiz var. Bu önemli bir detay. Denizden gelen hava yükseldikçe balon nemini artırıyor. Maksimum nemini azaltıyor. Yani burada yağış ihtimali olabilir mi? Evet burada yağış ihtimali var. Peki hava yukarı çıkarken her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklığı ne yapacak? Kaybederek çıkacak. Yani o zaman diyoruz ki yükseldikçe yükseldikçe hava mutlaka soğuyacak. Bu doğru bir bilgi. Peki B noktasından C'ye doğru inen bir Y havası verdik. Burada işler değişiyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Yukarı doğru çıkarken X havası soğudu. Aşağı doğru inerken Y havası ısınacak. Bunu da biliyoruz. Ama fön etkisi yarattığı için ortamda normal şartlarda 200'de 1 derece azalan sıcaklık değeri burada her 100 metrede 1 santigrat derece artarak ilerleyecek. Bu da şu demektir hissedeceğiniz sıcaklık oldukça fazla olacak. Hatta ortamı oldukça sıcak yapabilecek rüzgar türüne biz ne diyoruz? Fön rüzgarları diyoruz. Yani tekrar etmemiz gerekirse aşağı inerken rüzgar her 100 metrede 1 santigrat derece ısı kazanarak aşağıya vardığında çok daha fazla yükseklikte sıcaklıklara sahip olacak. Peki fön etkileri nelerdir? Yine karşınızda soru olarak yoğun yoğun çıkacak. Fön etkilerini bilmemizde bu nedenle fayda var. Kış mevsiminde ani kar erimelerine, su taşkınlarına ve çığ düşmelerine sebep olabiliyor fön rüzgarları. Yaz mevsiminde ise aşırı sıcaklıklara ve buna bağlı olarak da orman yangınlarını artırıcı yönde etkiye sahipler. Olumlu bir etkisi var mı? Evet, karşınıza olumlu etkiyle ilgili bir soru çıkarsa soğuk bölgelerde tarım ürünlerinin olgunlaşmasını belki biraz daha olgunlaşma sürelerini belki biraz daha kısaltabiliyorlar. Bu da olumlu etki olarak karşımıza çıkacak. Hemen önemli bir notumuz var. Biz fönün etkisini biliyoruz. Peki fön nelerde görülür? Nelerde etki alanlarını genişletir? Onlara bir bakalım. Alplerin kuzey eteklerinde, Türkiye'de Torosların kuzey yamaçlarında Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında. Yani buradan çıkaracağım önemli bilgi. Türkiye'de hep kuzey yamaçlarda etkili olacaklar unutmayalım. Rize kıyılarında kivi ve turunçgil tarımını destekliyor bu rüzgar. Yani mikro klimamız oluşmuş Rize'de. Neden Rize'de mikro klima oluşuyor derse hemen aklımıza fön etkisiyle Rize'de mikro klima oluşmuş ve buna bağlı turunçgil ve kivi ekim alanları yaygınlaşmıştır.